ETV Türkiye'den herkese merhaba. Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Artık gün geçmiyor ki hükümet tarafından EYT ile ilgili bir açıklama gelmesin. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili biliyorsunuz ki dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok enteresan gelişmeler yaşanmıştı. Bugün de yine gelişmeler var. Yine AK Parti'den yeni bir EYT açıklaması geldi. Çalışma Bakanlığı'nın gündemimizde EYT yok açıklamasının ardından yeni bir açıklama geldi EYT ile ilgili AK Parti tarafından. Şimdi AK Parti'den gelen AK Parti Grup Başkan Vekili'nin son açıklamasını hemen sizinle konuşalım. Mantık şu: siz ne yaparsanız yapın AK Parti olarak, ne kadar iyi şeyler de yapsanız biz kötü diyeceğiz diyorlar. Ne kadar güzel iş yaparsanız yapın biz kara çalacağız size diyorlar. Muhalefet anlayışları bu maalesef. Bu durum muhalefetin şizofrenik bir muhalefet anlayışı içerisinde hareket ettiğinin kendi ifadeleriyle en büyük ispatı ve delilidir. Dolayısıyla bu yaklaşımların milletimize, devletimize, ülkemize hiçbir fayda getirmediği ve getirmeyeceği milletimiz tarafından görülmektedir. İşte bu gerçeğin ortaya çıkması münasebetiyledir ki Yamalı Bohça ittifakı dikiş patlatmıştır. Hırçınlaşarak millet değerlerine aykırı tutum ve davranışlarını aleni bir şekilde fütursuzca ortaya koymaktan çekinmemektedirler. Mutlaka kamuoyunun, milletimizin de bu yaklaşımlara cevabı Haziran 2023'te net bir şekilde ortaya konacaktır. Bundan da herhangi bir şüphemiz bulunmamaktadır. EYT ile ilgili dün bir konu Meclis Genel Kurulu'nda gündeme geldi. Bu konuyla ilgili şunu ifade edeyim: ortada herhangi farklı bir açıklama söz konusu değil değerli arkadaşlar. Bunu dikkatli olarak okuduğunuzda, incelediğinizde bu muhalefetin bildik tavrının devamı mahiyetindeki değerlendirmeler olabilir. Bu konuda Sayın Fuat Oktay'ın plan bütçede gündeme getirdiği husus, bugün yürürlükte olan mevzuat nedir? Bu mevzuata dair bir açıklamadır. Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızın plan bütçe komisyonunda gündeme getirdiği husus, bugün yürürlükte olan mevzuata göre nasıl emekli olunacağına dair yürürlükteki hükümlere dair açıklamadır. Sayın Bakanımız Vedat Bilgin Bey bu konuyla ilgili kamuoyunda farklı platformlarda da gündeme ilişkin bazı açıklama ve değerlendirmeleri olmuştu. Sayın Cumhurbaşkanımız toplumumuzu ilgilendiren her konuya dair bu konuların mutlaka değerlendirilmesi, çalışılması ve çözümüne dönük de yaklaşımlar sergilenmesi hususunda gerekli talimatları her daim hem bakanlarımıza, hem parti yetkili kurullarına, hem de grup başkan vekilleri olarak, MYK üyeleri olarak, MKYK üyeleri olarak ve aylık yaptığımız bütün istişari il başkanları toplantımızda toplumumuzun bütün sorunlarına ilişkin talepleri bizzat dinleyerek, geniş istişarelerde bulunarak bu konuları değerlendirme yapmak üzere ilgili kurulların çalışmasına havale etmektedir ve ilgili talimatları da vermektedir. Bu konuya ilişkin öncelikli bir
gündem olarak neler var Türkiye'nin gündeminde? Bu hususlar ele alınmakta ve buna dair yapılan çalışmalar da kamuoyuna bittiğinde açıklanmaktadır. Şu anda bir sıralama olarak ve bir süreç yönetimi olarak ifade etmek isterim ki değerli arkadaşlar, asgari ücretle ilgili çalışmalar ve 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmalar yoğun bir şekilde yapılmakta. İnşallah yıl başından sonra bu konular nihayetlendiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine Cumhur İttifakı olarak getirilmek üzere çalışılmaktadır. Dolayısıyla öncelikli olarak Cumhur İttifakı ile beraber paydaşlarımızla istişare yaparak asgari ücret ve 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmalarımızı nihayetlendirip bunu yıl başından sonra bir kanun teklifiyle gündeme getirip diğer partilerle de istişare edip kamuoyuna açıklayacağımızı ifade edebilirim. Ayrıca sözleşmeli personelin durumu, emeklilerin durumu, bütün bunlar bir sıralama ve bir süreç yönetimi çerçevesinde ele aldığımız konular arasındadır. Çalışma Bakanlığımızda bu konularla ilgili kendi görev alanına giren her konuya ilişkin çalışma yapmaktadır. Ve dolayısıyla asgari ücret ve 3600 ek gösterge sonrasında bunlar teklife dönüştürülerek meclise geldikten sonra da inşallah sözleşmeli personelin durumu, emeklilerin durumu ve emeklilerin durumu kapsamında EYT'lilerin durumu üzerinde bu yapılan çalışmaların nihayetlenmesi süreci sonrasında bu hususları da Cumhur İttifakı olarak kendi aramızda istişareyle meclisin gündemine taşıma ve inşallah diğer partilerle de görüşüp kamuoyuna bu çalışmaların neticesini de açıklama durumu söz konusu olacaktır. Dolayısıyla burada muhalefetin olayları tamamen çarpıtmasına ilişkin bir farklı politikasını ve suçlamasını görüyoruz. Ben kamuoyunun bu konuda muhalefetin ne dediğine değil, bu konuda Cumhur İttifakı'nın ne dediğine bakmaları gerektiğini de hatırlatmak isterim. AK Parti Grup Başkan Vekili Akbaşoğlu Ocak'ta ayından sonra, yani yılbaşından sonra EYT'yi gündemimize alabiliriz. Onun öncesinde asgari ücret, 3600 ek gösterge ve emekli maaş zamları var dedi. Ondan sonrasında yapılan çalışmalarla ilgili diğer siyasi partilerle de görüşeceğiz ve kamuoyuna açıklayacağız. Biz bu yasayı çıkaracağız dedi EYT'lilerle ilgili. Gerçekten de hani bana kalırsa çok kısa bir zamanda, Aralık ayının sonunda, zaten bunu söylemiştik, Aralık ayının sonunda bu çalışmalar açıklanacak. Ocak ayından sonra da, Ocak ayı içerisinde de EYT ile ilgili büyük bir ihtimalle çok önemli gelişmeler olacak. ETV Türkiye'yi takip etmeye devam edin. Son dakika gelişmelerine, çok özel röportajları EYT ile ilgili, emeklilerle ilgili, asgari ücretle ilgili tüm gelişmeleri sizlerle buradan paylaşmaya devam edeceğiz.